Evet, Cansın'ı sormuşsunuz. Firari Cansın. Çok fena ciyaklı evde olunca bu sıralar bir kızgınlık sürecinde. Maşallah hiç geçmeyen bir süreci var da. Bak, geziyor gayet sağlıklı. Oğullarını kızlarını bana bıraktı. Anası da kaçtı gelmedi hala. Sebze almaya gideceğim güya. Oldu yarım saat. Hiç de böyle yapmaz. Ey eş, ne oldu ki ne? Anası babası bıraktılar bana, gittiler çocuklarını. Sebze kalmadı vallahi ben gidene kadar. Gece! Kız! Bütün mahalle geldi. 2 saattir gece diyorum. Pisi pisi diyorum. Eve gelmeyen kedi kalmadı. Bak, aha, Cansın da geliyor. Gece! Oğlum sen bak uşaklarına. Hele geç. Lan gece nerede? Uyduş! Allah'ım ya Rabbim, nerede bu gece? Bir tane bebek ağlatsam mı ki? Uyuyorlar da şimdi, bir de gelmezse ağlattığımla ben kalırım ha. Ah, aha, anası geldi, anası. Oy, kurban olayım yaradanına. Aferin sana. Ben Tüyer. Hadi bay bay. As bak, tekrar açıp kapadım hemen. Flaş yansın diye. Geldi şimdi, ne yapıyor? Bak bak bak. Tipsiz dombiliye bakın Allah aşkına. Gece, kızım, ne dedin sen? Gece, pis pis. Hepsinin çişi mi gelmiş annem? Lan rahat bırak, uyuyordular, onların çişi mişi yok ya. Ay, gidiyor zannettim Hayır ya. gece, Yemek hayır. yiyecekmiş çocuk. Bir de diyor bak, çocukların babası olarak saygısız diyor, niye gelmiyorsun? Ne lan? Sen niye eve gelmiyorsun be şişko? Kurlaşmaya gerek yok. Hayır. Hiç gerek yok. Bakayım, bakayım. Seni serseri. Sen, ben çocuk bakıcısı mıyım? Yürü. Maş. Şimdi yukarı çıkacağım. Şansla yukarıda mı? Emin olmak zorundayım. Şöyle bakıyoruz. Yatağın üstüne. Nereye gitti lan o? Ana. Ben şans yukarıda zannediyorum. Ama zaten buradaymış ki. Beni Hadi yolcu yakıştı. ediyorlar. Bu kız kardeş onun. Galiba öyle. Genelde Bella doğurduğu için hepsini. Dışarı bir çıktım. Simavlu gitmemiş meğer. Dışarıda kalmış. İçeri atladı. Tarçıncığım gelme. Köpek var orada. Hayır. Baksanıza bu dikenli şeyler çiçek açmış. Herkes bahçelerini kazıdı falan. Şuraya bakın. Hep patates. Ya bir çekilin anam ya, Allah aşkına. Patates hep, görüyor musunuz? E de zurna. Gelme. Efendim Tarçın, efendim. Ölse elimi sürdürmüyor halbuki. Şunda da bir incir var, bir incir var. Dolu. Ben var ya, gözüne baksam ağaçların böyle şeyler vermezler bana. Burada dışarıda bakın, taşta büyümüş. Ay, üzüm sarkmış aşağıya doğru. Soğan da, mısır da var orada. Vallahi kızım oğlum olsan, insan olsan bir tane patlatırdım şimdi sana. Ne diye ağladığını anlamak için. Erikler dolu. Ağaçlarda. Neyse ki bunlara zarar vermesin de. Haydi gidiyoruz. Bu yokuşu ben kendim çıkayım, siz.
falan, sebzeci falan yok. Daha zaman geliyordum, alıyordu, bilemedim vallahi. Niye yok? Bir şeyler oluyor. Neyse, bakkalı bekleyeyim ben. Maalesef ne sebzeci geldi, ne bakkal geldi, kimse yok. Evet, gidiyorum. Komşuyu da korkutmuştum demin. Kadına selam verdim, dalmış. Güldük, konuştuk. Ne oldu? Boşuna geldin ya. Yok ki sebzeci. Gelmemiş. Öbürü şey de gelmemiş. Orada ne var da topluyorsun? Kirli. He? Otlar atıyorum, çöpler uğurlar, ben ayağıma takılayım. He, ben bir şey zannettim. Kirgen gibi bir şeyler. He. Otlar. Hadi kolay gelsin. Korkuttum onu, beni korkuttun diye. Bak, çocuğum olmayacak dedi. Dedim ki üzülme, sana bir kedi medi buluruz. Ben kedi medi istemiyorum dedi bana. Bakamam kedi medi, ben kediyim dedi. Diyorum çocuğa nasıl bakacaksın? O bana bakacak diyor. Köpek var ya, yakalanmadan tüyeyim bir oradan. Herkes artık zincirli yeni kapılardan yaptırmış. Yani ben param olsa da gene yaptırmayacağım, demir kapı o ayrı. Başka projeler var beynimde. Ömrüm yeterse tabii ki, kısmet. Vay anasını ya. Benim fasulyeler sürekli nasıl yanıyor? Allah'ım ya Rabbim. Bir fasulye yetiştirmedi bana ya. Bir daha seranın altında dikeyim de ben onları. Seneye kısmetse. Güvenmeyeyim havalara. Rakım. Ya ben böyle bu kadar zor bir sebze yetiştirdiğini bilsem bir düşünürdüm açıkçası. Yani buraya gelmeden önce. Rakım çok önemli bir şeymiş. Neyse, şuraya bir uğrayayım, komşuya bakayım. He. He. Gittim geldim mi yani, gene devam. Beni karşılıyorlar. Evdeyse Fatma ablaya bir uğrayayım. Size orada baklaları göstereyim. Daha önce hiç ben bakla görmemiştim de. Bizim orada ekilmez. Ay, yine mi kilitli bu? Ben kapatayım da, evde değilse hiç gitmeyeyim. Size sarımsaklardan sonra baklalar var. Onları göstereceğim. Gerçi çoğunuz biliyorsunuz ama ben hiç böyle baklaları dalında görmemiştim. Bakın şunlara. Maşallah. Onlar bir de çiğ de yeniliyormuş. Böyle. Bakın. Onu yiyorlar böyle, içindeki tanelerini. Tam olgunlaşmadan, şu anki haliyle yani. Ben denedim. Beni pek sarmadı açıkçası. Şimdi biraz komşuda oturdum ya. Tekrar gideceğim. Muhtemelen sebzeci gelmiştir dediler ama. Çok da emin değilim açıkçası. Kapı da kilitliydi. Açayım bari. Şimdi açıkta bırakmış olacağım ama. Papatyalara bakın. Evet. Tekrar çıktık. Gidiyoruz bakalım. Gelincikler burada çok var ya.
Bakın şimdi. Şansın anlamadığını anlıyor ya galiba. Ya da Allah'ım pişman etme. Şans orada duruyor. Şans hayır. Sebzeci gelmemişti. Bakkaldan ekmek falan aldım geldim. Saldım bunları. Şansı gördüm böyle bakın. Hey. Allah'ım ya Rabbim Simavlı'dan uzak dur şans. Hiç anlamıyor kuzum. Bilmiyorum ki müdahale etmek de istemiyorum bakıyorum. Şöyle biraz uzak dur annem. O senden nefret ediyor olabilir. Hey, kuzum. Hiç kendini korkması gereken şeyleri bilmiyor. Şişt, şişt. Hayır. Simavlı hayır zannediyor sen. Korkmuyorsun zavallı. O korkuyor. He, bir de onu ye tabii canım. Tipe. Efendim. Geliyorum. Selamlar. Şimdi ben elim yok. Mısır ekmeği yoğuruyorum. Bu fırın unu göstereyim şöyle. Tuz ve şeker koyuyorsunuz içine. Ve sonra elinizin dayanabileceği sıcaklıkta bir suyla yoğuruyorsunuz bunu. Ayarlarsam elimin dayanacağı suyu. Turşumu kavurdum. Turşu kavruldu. Sonra gittim şeye. Sebzeciye. Sebzeci yoktu. Cenaze varmış. Neyse ekmeğimi aldım. Geldim. Şimdi de bunu yoğurup pişirip bir de taze şey geldi bana. Yoğurt. Anneler günü hediyesi. Onu yiyeceğim. Tabii turşuyla da. Şimdi turşuyu da göstereyim size. Bunu bir yoğurayım. Biraz önce diktiğim ikinci grup fasulyeyi suladım. Artık cuma günü herhalde Dursun Bey'e gider. İhtiyaçlarımı alırım. Serum uşanması da alır. Gece o riske girmem artık. Gece sera takarım onlara. Yani böyle kötü oluyor sürekli. Sıvı yağ koydum ben. Gördüğünüz gibi. Şu da turşu.
kavurdum. Görüyorsunuz. Vallahi tavaya koyarken çektim zannediyorum. Hop, eğilmiş tripodun kafası. Bir yeni tripod almalıyım. Kaçıncı alıyorum? Bir türlü istediğim gibi tutturamadım. Hiç hoşlanmadım. Ondan sonra yeniden alacağım. Allah! Şimdi turşu yeme faslı. Ben bunu biraz altına açayım. Çok aceleyle çıkınca kavuramamıştım. O da kavrulsun. Şöyle mısır ekmeği de şuralarda delikler açılır. Yağ delikleri. Bir de ince yapılır bizde. Bakalım şimdi bu kapak da biraz küçük. Bunu ama açar herhalde. Bir kapak daha vardı. Bununla daha iyi yapabilirim. Değmiyor ama. Kırılır mı bilemem. Belki de diğeri daha mantıklı. Bu kadar arttı. Bunların hepsini çekmiştim size. Fakat aşağıyı çekmiştik kamera. Bir de böyle sorun var. Biraz dibinde gördüm sanki. Kaynayıp çeksin. Şöyle yavaş yavaş pişsin o. Ben kızarınca tekrar şey yapacağım. Açacağım kamerayı. Yeniden yağ koyuyoruz. Çeviremedim size. Kusura bakmayın. Şöyle çevireyim. Bakın. Nar gibi kızardı. Evet. Tekrar yağ koydum. O yine çeksin bu şekilde. Sonra sonuca bakalım. Bakın bu da kızardı. Mis gibi. Hazır. Yine internette bir sorun vardı. Ona canım sıkıldı. Anlayamadım. Of. Bunu da yapacağım da şimdi değil. Şunu bir... Bir tane daha koyacağım. Bu benim değil. Turşu yemeğine de sadece bunu vereceğim. Turşu yemeyen de var. Hoppa, kırdık. Darmaduman ettik. Bir yerinden vereyim. Onu bırakayım kendim yerim. Bir tık daha vereyim.
Bunu da pişireceğim sonra tabii ki. Şöyle. Evet. Şimdi kolyem de dönmüş, düzeltin. Şimdi gördüğünüz gibi pansuman aletlerimi hazırladım. Bir yavru kedimiz var dışarıda. Hasta olan. Onun için bakım setimiz bu. Birazdan onunla ilgileneceğim. Bunun da yamuk bacaklarıyla size bir yamukluk yapıyorum ama yenisini alacağız arkadaşlar. İnşallah. Ben şimdi onların bir servisini yapayım. Sonra da tekrar görüşürüz. Yarım yok. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. İşte delikanlıyı göstereyim mi? Kuyruğuna bakın ya, kuyruğuna bakın. Ama ben bunu sevmek istiyorum da. İstiyorum. Bot döbüsünü öpelim mi? Oo, çok tatlı döbüş, döbüş. Bunun kemikleri iriymiş öyle mi? Kutunun ne? Onun sisko. Maşallahı var bu tosuncuğumun benim. Bu var ya. Bu var ya, böyle var ya, dombili dombili. Bak 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 bak. Kulaklara bak, büyüyecek bu. Annem. Küçük cansın. Küçük cansın. Ama biraz büyük kötü. Kötü bak kötü. Dombili dombili. Döbüze bak döbüze. Hele yüzünü dön annem. Hele yüzünü dön annem. Görsünler seni çirkin suratını. Ay, hadi Erna'nın yanına. Ya. Şu tenekeyi getirip düşürmüş. Şeyin üzerine şurasını bükmüş, kırmış. Biraz yerinden sallanmış. Gene düzelttim ama. Ya böyle bir şey olamaz ya. Zararcı şey. Getir bir lap diye bunların üstüne atıvermiş ya. Sabahki kırağı yakmış. Kudurmaya bak. Hiç izin vermiyor hiçbir şey yapmaya. Kuduruyor anca. Ateşleri yaktım da belki yanar çöpler diye. Öyle için için yavaş yavaş yanıyor çünkü sürekli yaş oluyor ya. Simavlı. İyi misin? Ben çok yoruldum bugün ya. Hiç Sera'yla ilgilenemedim. Bir koştur, bir koştur. Hiç bitmedi işim. Oh. Gece yarısı oldu. Gördüğünüz gibi şans Simavlı'nın başında bekliyordu. Size çekmek istedim ama kaçtı. Şöyle yamuk yumuk da olsa bir tane Sera yaptım akşam vakti. Bakar mısınız? Yamuk da duruyor, sinirdeydi. Olsun. Çünkü muşamba yetmiyordu. Zorladım birazcık. Ondan sonra biliyorsunuz habire kırağı oluyor. Diktiğim fidelerin ziyan olmasından sıkıldım. Ondan sonra şimdi tohumlarım var, gelecek olan. Onları güvenli bir şekilde hapsetmek istiyorum. Akşama kadar çok koşturdum. Ne yaptım diyeceksiniz. Çok koşturdum işte. hiç durmadım gerçekten. Şurada da ateşi yaktım. Ellerimdekileri atayım. İnat ettim, bunu yapmak istedim. Vakitsiz vakitsiz ama olsun. Sizlere iyi geceler diliyorum. Şöyle konağımın ışıklarının altında şöyle bir karanlık ve Simoş'um yatıyor. Biz iyiyiz. Sağlığım şöyle 15-20 gün beni çok zorladı. Ruhen iyiyim, fena değilim ama başım ağrısı henüz geçmedi. Böyle 15-20 gün, hatta bir ay sürüyor. O henüz gitmedi. Böyle ilacı da yok. Eskiden migrenim oluyordu. Çok kolaymış meğer. Onun bir ilacım vardı. Onunla çözüyordum. Velhasıl niye söyledim? Hani daha iyiyim demek istedim ama başımda geçmedi henüz. Nasıl kötü olduğumu söylüyorsam düzeldiğimi de biraz söylemek istedim. Ekstra kullandığım ilacı bıraktım. Şimdilik iyiyiz. Bugün mesela fasulyelere hiç o kadar, aslında hiç üzülmedim, alıştım yani. Önce şok oluyorsunuz, şimdi alıştım mesela. Yeniden diktim. Burada çözüm, önlem almasak bu şekilde olacağını benimsedim. Kediler geziniyorlar. Şimdi ben bir komşuya kadar gidip geleceğim. Bir görüşme yaptım, bir işim var. Hemen gidip geleceğim. Önce bunları koyacağım içeriye. Sonra gidip geleceğim. Şans kesinlikle var ya. Şu enseden tutup kenara fırlatıyorum onu ara sıra. Yani zaten gergin ve işi yapamazken sürekli içine giriyor. Ve duymadığı için anlatamıyorsunuz. Çılgınca bir süreç.
Allah'ım böyle içine, onun içine giremiyor. Farkında mısınız? Onun etrafını dönüyor. Çünkü onun içine giriliyordu lan. Niye giremiyorum lan? Pozisyonunda. Annem şimdi düşüydün ya. Vallahi döveceğim lan bunu. Allah'ım ya Rabbim. Evet hadi iyi geceler arkadaşlar. Hoşçakalın. Sabah görüşürüz. Size Karaoğlan'la veda edeyim.